Müthiş bir maç. Manchester City, Sheffield United. Bir Premier Lig lideri, yeri sonuncusu. Sonuncu deyip geçmeyin. Manchester United'i yendiler. Ama sonuncu. Hem United'i yendiler hem de yani City'nin şu an oynadığı futbol güzel seviyesi. O yüzden tek taraflı olsa da hakikaten güzel maç bize de yetiyor. Bu müthiş maç anlattığı için şu anda kabine doğru yürüyoruz. Hadi böyle. Bakalım. Güzel bir şey. Evet. 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 Hemen ilk 11'lere bakmam lazım benim ki evet ilk 11'ler çıktı. Benim en sevdiğim şeydir. Maçın genel çalışması zaten buraya kalmaz. Hem spiker hem yorumcu maçla alakalı çalışmasını dün akşamdan en kötü ihtimal bu sabahtan yapar. Yani maça bir saat kala kabine gelince maça pek çalışılmaz ama Allah işte... Allah kahretmesin. Ne oldu? Cancelo ilk 11 değil. Kendisi Cancelo'nun topla buluşmalıyla alakalı bir tweet atmıştı da. Ya orada söyledim rotasyon uğramazsa diye de rotasyonu vurmuş hoca. Ben bu maçta değerlendireceğini düşünüyordum ya. Savunma takımı diye ama kolay maç diye görüp dinlendirmek istemiş olabilir Guardiola. Jesus ilk 11'e gelmiş. Savunmada rotasyon var. Laporte'u koymuş Sonz'un yerine. Evet 2-3 oyuncu değişik. Respawn'un başına göre. Bu çekimler yayınlandığında Manchester City taraftarları olay çıkartabilir. Manchester City maçına Liverpool tişörtü ve Muhammed Salah'la geldim diye ama hakikaten öyle. Yani katiyen bir denk geliş bu. Yoksa yani ne Liverpool'a çok büyük bir aşk duyuyorum. Ne de City'den bir nefretim var. Bunu da belirtmiş olalım. Biz spikerler günah keçisi oluyoruz genelde. Emre de bilir, yorumcular da. İşte o golde çok bağırdın. Yok sen City'den nefret ediyorsun. Yok Kievo'yu çok seviyorsun. Şu oluyor, bu oluyor. Ama aslında işimizi yapıyoruz. Yani tabii ki hepimizin sevdiği bir iki tane takım var ama ya büyük maçlarda genellikle şöyle bir durum oluyor. Derbilerde bir taraf net bir üstünlükle kazanırsa doğal olarak anlatımda, bizim yaptığımız yorumlarda da iş biraz daha çok daha iyi oynayan tarafa kayıyor. O maçlardan sonra hakikaten zaman zaman öyle tepkiler geliyor ama onlar çok önemli, çok büyük tepkiler değil. Hiçbir zaman öyle sıkıntı yaşanmadı bizim kanalda. Aynen. Ligin biraz Premier Lig olması, Avrupa Ligi olması da bunda faktörlerden biri. Türkiye işin içine girince bayağı değişiyor ortam. Kesinlikle Türkiye'de çok daha dikkat etmen gerekiyor. Yani biz anlatmadık hiç, ben de anlatmadım. Türkiye Ligi, Türk futbolu ile alakalı bir şey. 2-3 kere Türk takımlarının Avrupa maçını anlattım. Bir önceki çalıştığım kanalda ki onlar da zaten ulusun hep birlikte olduğu maçlar olduğu için zaten taraf tutuyorsun. O yüzden çok büyük bir sıkıntı yaratmıyor. Yani Konya Spor'la Braga oynarken Konya Spor ağırlıklı anlatıyorsun zaten maçı. Orada bir problem yok. Ama birçok spiker arkadaşımdan da biliyorum ki gerçekten Türkiye Ligi özellikle Türk futbolunun atmosferi gitgide toksikleşirken anlatmak çok kolay değil. Gerçekten yoğun bir baskı var üzerlerinde. Biz onlara oranla burada çok daha rahat, çok daha severek yapabiliyoruz işimizi. Yani Emre 3 senedir, 3 senenin üzerinde bir zamandır Premier Ligi yorumluyor ki zaten ben onu tanıdığımdan beri de Premier Ligi takip ediyor. Bu bir 15 sene var. Ben de öyle. O yüzden zaten lige, dinamiklerine, olanlara, bitenlere, haberlere alışkınız. Aslında bu maçın hazırlığı hafta başlarken de başlamış oluyor. Çünkü işte o da bütün İngiliz gazetelerini, işte Twitter'da, çeşitli yerlerde bütün İngiliz yazarları, teknik direktörleri, takımları, antrenmanları takip ediyor. Biz de görüyoruz. Bunların hepsi aslında bu maça bir hazırlık. Ve yani haftalar boyunca, yıllar boyunca bu takımları anlatıp, bu adamları takip edip, bu yazarları, şunları bunları gördüğünde zaten bu maçın hazırlığını bir %30'unu yapıyorsun. %40'ını yapıyorsun. Hafta içi ne olmuş? Atıyorum kafadan Chris Wilder ne demiş? Sheffield'ın teknik direktörü. Manchester United maçından sonra neler söylemiş? İşte Pep Guardiola ilk ayın çıkışı hakkında ne düşünüyor? Şu bu. Bunların hepsini zaten bilerek geliyorsun. Çünkü gün içinde defalarca o bilgileri bir yerlerden alabiliyoruz. Ama bir de maçın tabii kendi özel hazırlığı var. Onlar genelde maç kitlerinde olur. Bizlere birkaç gün önce gelir. O hazırlığı da işte maçtan bir gün önce, maçtan bir önceki akşam, maç sabahı,
Hatta burada bile yapabilirsin. Yani atıyorum maç 18'de, saat 14'te 15'te gelip maç kitini açıp bu iki takım kaç kere karşı karşıya gelmiş Premier Lig tarihinde? Bu iki takımın maçlarında en çok golü kim atmış? Yani bunları hafta içi Guardian'da okuyamayabilirsin. Bunlar daha spesifik ve maç özelinde bilgiler. Ama dediğim gibi zaten bu ligin içindeysen ve bu ligi profesyonel olarak yıllardır takip ediyorsan maçın büyük bir hazırlığını zaten sürekli yapmış bulunuyorsun. Spikerlerle yorumcuların çalışma şekli, çalışma şartları, baktıkları şeyler de biraz farklı olabiliyor ama genel olarak hepimiz hemen hemen her gün haber kaynaklarını takip etmek durumundayız. Ama yine Erman'ın belirttiği gibi yani son gün ya da işte son saatler, maç günü sabahtan biraz daha istatistik odaklı, biraz daha rakam odaklı. İki takımın hem maç kendi aralarında yaptıkları maç performansları hem genel içinde genel olarak sezon içerisinde elde ettikleri rakamlar, istatistikler bunları da son 1-2 gün tabii ki biraz daha ağırlıklı olarak çıkarıyoruz. Tabii yani yine son 1-2 gün baktığımız şeyler de çok önemli. Maç öncesi teknik adamların basın toplantıları. Onlar da yani hafta başında elde edebileceğiniz şeyler değil ki aslında zaten takıma dair de hem taktik anlamda hem haberler anlamında çok şey söylüyor teknik adamlar. Maç önü onların basın toplantıları da o yönden hazırlığı yaparken kritik bir yer tutuyor diyebilirim. Defterin her tarafı dolduğu için yeni defter de alamadım. Bir süredir yok senden defter ama. Yani işte bir hafta 10 gündür falan yok hatta. Çıkıp da alamadım da. O yüzden şu anda fotokopi kağıtlarına yazılıyor bu müthiş mücadeleler. Son 15-20 dakika kala yayına bir kontrol oluyor. Hatta belki yarım saat kala birazdan olacaktır. Bir ses denemesi. İşte yayın kaçta girecek, nerede reklama gideceğiz, nerede reklamdan çıkacağız, nerede başlayacağız. Onların denemesi, şu sorusu. Sonra da maç 10 dakika kala yayın başlıyor. Ondan sonra burada kendinle ve takımlarla baş başasın. Nereden bakarsan bak, 3 maç falan anlatıyoruz haftada. Öyle bakınca sezon bittiği zaman ortalama böyle 130-140 maç anlatmış oluyoruz. 3 sezonla çarparsan, hatta bu 4. sezon şu anda aslında, 500 maçın üzerine çıktık muhtemelen Premier Lig'de. Dediği gibi bir otomatiğe bağladık aslında. Manchester City Sheffield. Esport ekranlarına hoş geldiniz. Manchester City Sheffield United Premier Lig'de zirve ve son sıra karşı karşıya. Harika gidiyor Pep Guardiola'nın takımı. Emre Özcan bugün Pep... Ses deneme 1-2-3, ses deneme az sonra City Sheffield maçı. Maçta ağzınız kurur, boğazınıza bir şey olur, şovdur, boğulur. Sularımızı eksik etmeyelim. Kurursam senin yüzünden. Son maskeyi alıp çıkmışsın evden. Maskesiz çıktık. Yo, vardı evde maske. Ben yeni maske aldım evde. Ha, neyse. Tane. Zaten arabada aldım ben de. Çayı dışarı mı aldın? Evet. Vereyim bir tanesini. Verebilir miyim? Bana niye haber vermemişsin dışarı çıkarken? Duyuyorum evet. Sen zaten şey yapacaksın. Ben alıp geleyim. Tamam. 3,5 dakika tamam. Ben pas atacağım. Premier Lig heyecanına, Manchester City Sheffield mücadelesine hoş geldiniz falan filan. 5 gittiniz. Birazdan bu maçta sizlerle birlikte olacağız diyeceğim. Pası atacağım. 3 dakika reklam geçecek. Sonrasında zaten geri döndüğümüzde artık senle vedalaşacağım. Can verici bir mücadele. En alt sıra ile en üst sıra karşı karşıya geliyor. Sheffield United 1-2 hafta öncesine kadar umutsuz vaka gibi gözüküyordu ama arka arkaya önemli skorlar aldılar. Her şeyden önce şu anda ligin tepesinde gözüken ikinci takım Manchester United'ı kendi evlerinde yenmeyi başardılar. Şimdi bir diğer Manchester takımıyla, zirvedeki Manchester City ile yine deplasmanda oynayacak Sheffield United. Son sıradalar ama son haftalarda biraz toparlanma belirtileri var. Diğer tarafta Manchester City müthiş bir hava yakalamış durumda. Ligde lider. İki teknik direktör Pep Guardiola ve Chris Wilder. Ve kadrolar görüntüde. Emre, kadroları vereyim. Üzerine konuşmaya başlayalım. Hazır ekrandayken. Ederson kalede, Manchester City'de önemli bir rotasyon var. 11 Zinchenko, 2 Kyle Walker, 3 Ruben Dias, 14 Aymeric Laporte.
Manchester City 1, Sheffield United 0 ilk yarı sonucu. İkinci yarıda yine Sport ekranında olacağız. Vallahi şey, maç ölü biraz ya. 4 şut toplam. Şut yok yani. Yok. David Kurt düdüğünü çaldı. İkinci yarıya başladık. Etihad Stadyumunda 9. dakikada Ferran Torres'in getirdiği top Gabriel Jesus'un golü ilk yarının skorunu belirledi. Burada da Fransız stoper Beşim'in üzerinden yükseldi, vurdu kafayı. Son anda Aaron Ramsdale arka arkaya 30 saniye arayla iki önemli kurtarış. Bu sezon 10 gol yedi Sheffield duran toplardan. Duran toplardan en çok gol yiyen takım ligde. Foden kesti içeriye. McGoldrick savunmaya yardımcı. İlkay. İlkay'a faali yaptı. John Fleck. Emre, ağzına sağlık. Senin aynı şekilde. Bir başka heyecanda diyelim. Bir başka Premier Lig mücadelesinde görüşmek üzere. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yani çok da kötü olmadı bence. Ya kesinlikle. Kötü olmadı. Yani şöyle maçı sürekli 90 dakika boyunca maçın içinde olması Sheffield'in bence bir artı yani. İzleyenler her an bir şey olabilir. Bir gol gelirse puan kaybedebilir City diye izlediler büyük ihtimalle. Ki olabiliyordu da. Yani 80'den sonra bu arada bir spikerler pasif. Çünkü genelde City şu formundayken böyle savunma takımlara karşı erken 1-0 bulduğu zaman o maç 2'ye 3'e çok çabuk gidiyor. Ve ondan sonra da zaten çok daha keyifsiz bir maç ortaya çıkıyor. Bugün belki gol ve pozisyon yoktu ama en azından izleyenler sürekli maçın içindeydi. O da bir artı olarak değerlendirilebilir. Ceza sahasında gol pozisyonu Leon Bailey! Leon Bailey attı! 1-0 öne geçiyor Bayer Leverkusen! Alp Özge'nin bloğunu benimle kapatmıştınız. Evet. Benim bloğu da seninle kapatsınlar. Kral kapatsın. Ben sevgiler sunuyorum herkese. Çok teşekkürler. Manchester City tek golle yattı, aldı maçını. Şampiyonluğa doğru ilerliyor. Evet, Erman Yaşar'ın bu müthiş bloğunu izlemeyi ve kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Neredeyiz?